Bu adamı biz böyle mi bıraktık? Garip. Ya, tipik gariban işte yani. Benim gibisin dostum, sıkıntı yok. Sen de ben. Yani sen gariban, ben gariban. Tamam. Rakipsiz inanır TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Mafya serüvenimize kaldığımız yerden, yani buradan Vito Scaletta ile devam edeceğiz. Bakalım bu bölümde bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Şimdi hocam, bir dakika lan. Şimdi görevler. Görevler neredeydi? Hocam, nereye gideceğiz biz? Evet, saat portre tımına gidip Bay Papalardo'ya gör. Bay Papalardo'yu gör. Nerede orada? Müdür. Nerede o rıhtım? Tamam, ana göreve gideriz. Evet, zaten şeyde minipette var, tamam. O zaman biz şöyle elbise giyeceğiz. Bu sefer fotoğrafı falan takmayacağım ya. Biraz daha rahat bir şey. Evet. Jean giyebiliriz abici. Jean giyebiliriz. Giy. Kırmızı montumuz var ama sıkıntı yok. Yakışıklı adamız ya. Problem değil ya. Fakiriz ama yakışıklıyız. Kapı buradaydı değil mi? Kapat kapıyı. Lan! Lan iç oğlum. Dışarı çıkacağız müdür. İçeri girmeyeceğiz. Kapat kapıyı. Hadi gidelim. Teyze sen ne yapıyorsun orada? Kapı dinliyor. Hi there. What's the matter? Nothing good on the radio? Radyo yine bir şey. Radyo yine bir şeyler çalıyor. Ya bu teyze var ya, herhalde bu oyun bitecek, bu teyzem hala burada yer silecek yalandan yere. O boktan şeyi kapat, yoksa polis çağıracağım. Hocam niye kapatsın? Müdür, bir sıkıntın var. Kapat. Hocam tamam, ben gidiyorum. Daha önüne dolaşa göre. Şimdi. Tabii artık arabamız var. Arabamız var arkadaş. Jefferson'da değil mi bizim arabamız? Evet, unutmayalım. Aç garajı. Lan! Buyur oğlum. Ha, arabayı değiştir diyor. Valtrot mu alalım? Alabiliyor musunuz herhalde? Yok. Yok abi, bu ne uzay gemisi? Tamam. Yok yok. O da yok. Nerede benim arabam? Tamam abi, Jefferson. Tamam, Jefferson'ı alıyoruz abi. Devam mı ya? Emektar arabamız biz. Hocam ben... Lan aranıyor muyum? Ne aranması lan? Abi ben aranmıyorum, ne aranması? Lamba yanıyor. Bir dakika lan. Aranıyoruz da acaba elbise, bir dakika. Gel geri müdür. Hocam. Bu araba polis tarafından aranıyor mu? Bir dakika ya. Ne aranması abi? Bir dakika. Lan. Sürüş modu. Tamam dur, gel geri. Kontroller. Araba kullanırken. Gaza bas. Araçların el freni. Niye unuttum lan 2 dakikada ben? Frene basıp geri gidiyormuşuz. Anlaşıldı. Tamam müdür, biz de geri gideriz. Adamı ezdik ya lan. Vallahi hocam ben adamı ezdim ya. Bu araba aranıyor diyor. Ben o zaman bu arabayı alım ama
Ben bu arabayı almam abi, bir dakika. Ben bu arabayı niye alayım ya? Müdür, araba aranıyormuş. Yok yok. Bu da güzel lan. Bat. Alamıyoruz mu arabayı? Hocam tamam, bir dakika. Lan yok yok, vurma vurma. Arabayı tamir et. Yok. Soğuklu üstü açık arabaya mı iner lan? Bu olabilir. Yok çok. Bu olabilir mi ya acaba? Ya tamam tamam. Tamam aldım arabayı yavrum benim ya. Yürü. Tamam gidelim. Tarafa gideceğiz biz. Ya bunlar. Hocam bir ışık mışık olaydı burada ya. Yani zık diye yola dalıyorsunuz. Tamam. Yerler buz gibi ya. Ben sinyal veremiyor mu? Hocam bu araba da fena kayıyor ha. Tamam arkadaşlar. Acemiliğime, yani acemiliğime verin, öyle söyleyeyim ben size. Adamı dövüyor. Adamı mı dövüyor? Sarhoş lan o. Ne var lan? Dönmeyecek mi ya? Hocam. Yerler kaygan zaten, arabaların kar lastiği de yok ya. Ya bunların zamanında kar lastiği de yok, zincir de yok. Hocam arkamda polis var ya. Müdür sen gelmiyorsun değil mi buraya? Tamam güzel, gelmesen ne olur da. Drift yapıyoruz ya. Traktör motoru gibi tır 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 tır. Ama tabii ki o zamanın klasik arabaları. Bir klasiğimiz olsun isterdik yani şimdi. O zamanın şartları. Tabii o zamanın arabaları daha pahalı oluyor arkadaşlar. Hocam yanacak mı bize lamba? Zaten acemiyim. Gelinler. Tamam. Bizde de var. Al. Nerede? Tamam, dönüyoruz. Abi o zaman ne şerit var ne bir şey var. Hocam tamam. Arkasında polis arabası var. Trafikte trafik canavarı olmaya gerek yok arkadaşlar. Temkin, dikkatli araç kullanacaksın. Yerler kaygan, kar, buz. Trafik kurallarına uyacaksın. Tamam, belki biraz hız limitini açtık gibi bir şey, bir basalım mı? Batı yakası. Vito'cum öğreneceksin, araba kullanmasını da öğreneceksin Vito. Neyse polis amcalar geçsin. Biz yavaş gidelim. Saatte 70 mi 80 mi kaç mı?
ne bitmez yolmuş ya. Arkadaşım. Adam da cehennemin dibindeymiş. Papilo mudur bay nedir? Her ne zıkkımsa işte. Dönmeyeceğiz değil mi? Düz gideceğiz. Tamam. Araç çıkabilir mi? Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Ya yapıştır gelsin ya. Ne olacak? Böyle gireceğiz değil mi? Arkadaşlar şu manzaraya da donmuş herhalde deniz şu an. Bu manzarayı da gösterelim size ama. Cezayı mı denen? Geç geç. Hocam tabela parası neyse veririz tamam. Acemiyiz kusurumuza bakmayın. Parası neyse veririz. Buradan vatandaş. City Port. Hocam limana geldik. Sıkıntı yok değil mi? Müdür sen arabaya göz kulak ol. Tamam mı? Araba klasik bak ha. Çizmesinler. Hocam. Gel nereye? Yukarıda mı? Ne oluyor lan? Bu sesler geliyor. Ha bunlar demek ki adamlar yoruluyorlar tabi arkadaşlar. Ekmek parası. Diğer. Tamam geldik. Dayıcım şapırdatmadan ye, şapırdatmadan ya. Bildiğin cam ışığı ya, yemek yemeyi öğrenmemiş ya. Hey kapıyı kapat. Rüzgar var, ne istiyorsun? What do you want? Yeah, tamam, I'm looking for a Mr. Papalo. Evet, Bay Papalo. Yeah? Why? Öyle my name is Vito Scaletta. Adım Vito Scaletta. Babam eskiden onun için çalıştı ve ben de iş arıyorum. Bu yüzden buraya geldim. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papayaro at your service. You can call me Derek. Galiba baban hatırlıyor. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? Yok ki. He's dead. He's dead. Oh, well. Şey, hepimiz bir gün aynı yere gotta go sometime. Right, Steve? Öyle değilmişti. Evet, sure, Derek. Hepimize pamuk tıkacak. So you need a job, huh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Yaylan büfteyim. Now scram, my steak's i̇şte arkadaşlar, kan emici. Emekçinin sırtından para kazanan şu sığırlar. Follow me. Tamam canım benim, sana da follow. Emekçinin sırtından para kazanan. Bunlar büfteyini yiyorlar, fakir fukara yiyecek ekmek bulamıyor. 3 kuruş paraya çalıştırıyorlar işte. Hocam yürü. Bakalım bize ne iş verecek. Yürü bir tür. Kesin o demin hamallardan bahsediyorduk ya arkadaşlar. Yüklenmesi gereken bir kargo var diyor. Kesin bize de bir havalık işi verecek. Hocam yürü ne arkana bakıyorsun? Korkma bir şey yapmayacağım ya. Load this pile of crates onto that truck. Şu kasaları kamyona. When you're done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Bunları kamyonete yükleyeceğiz diyor. İşin bittiğinde 10 peper alırsın diyor. Ama diyor eğer bir şeyler kırılır kaybolursa diyor hiçbir şey alamazsın diyor. Tamam hocam ya. Neyi yüklüyoruz hani? Bir dakika. Bunları mı yükleyeceğiz? Anlaşıldı tamam. Evet, demin ne dedik arkadaşlar? İşte emekçilik böyle bir şey. Şimdi bizimki de aflıyor puflayacak. Abi kesin kırılacak. Kesin kırılacak. Kası. Tamam bekleyelim. Ya bilseydim üstüme daha acınacak bir şey yok. Oh, yeah, this is gonna be a lot of fun.
Who the fuck wants to move boxes around all goddamn day? Aynen, kim ister ki arkadaşım? Helal para kazanmak böyle bir şey Vito'cum. Yavrum, klasik arabayla geldik buraya. Yani ya bugünün şartlarında arkadaşlar, o arabalar dünyanın parası. Klasikle geldik buraya, altımıza klasik bir araba. Yaptığımız işe bakar mısın? Hamallık. Hani tamam, ayıp bir şeydi, neticede ekmek parası. You gotta be kidding me. Kendi kendine konuşuyor şu an, yapıp yapmayacağım, kaçacak birazdan. Tanrım diyor, bütün bu işleri diyor, on papel için mi yapıyorum diyor. Düşünce sandıkta öyle söylemeye başladı, beşinci sandık ne der bilmiyorum. Kapı açık yeterince yüklendiğinde hepsi nereye abicim? How these guys stand this? I'm doing this for 5 fucking minutes. I already hate it. Aynen, 5 dakika olmadı arkadaşlar. 4. kutuda şu an isyan etmeye başladı. Hocam nereye yüklendi? Bunların hepsi yüklenecek diyor adam bize. Çalmayın lan. Abi bu bitmez ya. Vallahi bitmez bu ya. Taşı taşı. Hocam. Ben şimdi gitsem olmuyor mu? Mesela aha gidiyorum, yükledim. Evet. Hey, you done? Yeah, I'm done. Evet, bitirdim. You can keep the 10 bucks. Sen de kalsın. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here. Bir kasa yükleyip böyle çıkardım. Don't show your face around here again. Don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Evet, merak etme. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro. Evet, benim arkadaşım. Yeah, so what? Ne olmuş? Shit. Nobody you works with Joe with Gary Crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Gel benimle. Aha, tamam. Arkadaşlar, şartlar değişti. Hamallıktan terfi ettik şimdi. Doğal olarak Joe ile çalışan deyince, yani bu sefer helale geçti arkadaşlar. Steve'i takip. Tamam, şükür. Takip edelim. Böyle yürüyelim. Tamam hocam. Ya arkadaşlar şimdi olay. What now? Well, this one don't şey, like manual labor. What the fuck? Nasıl be? Said he works with Joe Barbaro. Bullshit. Saçmalık. Joe ile çalışan birileri de kasa works with Joe. You'll have to explain bunu this one to me, sonny boy. What's your story? Well, my mother wanted hocam to şimdi talk to you about şey, job, annem dürüst bir iş için sizinle görüşmek istedim ama benim gerçek paraya ihtiyacım var. Evet. Damn women, they're all the same. Right, Steve? Sure, annem Derek. Öyle söyleme lan. She doesn't want you hanging around with Joe, right? Senin Joe'yu da evet, my doğal mother olarak was the same way. Look what become of me. Union boss. I got the whole fucking waterfront under my thumb. So how's Joe? Peki Joe'yu nasıl? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. Çocukluk arkadaşı, çok uzun I just come back from overseas and he's put me up until I get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position has gotta be careful. Certainly. Kesinlikle. So you won't mind if I give Joe a call, right? Nah, go ahead. Tabii ki ara dost. Now where'd I put his number? Hey, here it is. Bak, bak. Hani arkadaş oradan silahı gösteriyor direkt. Yani yalandan yeri numarayı nereye koymuştum diyor, silahı da gösteriyor oradan. Şimdi dedi ya, benim gibi bir adamın kesinlikle dikkatli olması gerekiyor deyince muhtemelen ya bodyguard... He might not be home. Bodyguard koruma gibi bir şey herhalde. Öyle bir görev verebilir bize. That şu wouldn't adamın, be good. Şu dayım var ya, Derek müdürün, onun postunu deldirmesin diye koruyabiliriz onu. Hi Joe, hey. Merhaba, this is Derek. Listen, I got this guy here. Adam tabii. Would you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first.
Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. Alright. Thanks, Stan. Talk to you later. Joe says you just come back from it. Must be able to handle yourself. Want to make a little more money? I got just the thing. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give them a little nudge. $10 a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. Well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which is why Steve ain't doing the job. Right, Steve? Right, boss. Collect at least $150, I give you 50. Just for walking around, taking it in the Sierra, meeting new people. Easy fucking money, eh? What do you say? Hey, it's better than lugging crates around. All right, then. Get going. Anlaşıldı. Ulan neyinin parasını toplayayım lan? Yen camış. Neyi yedin, ne kaldı oğlum? Hepsini yedin lan işçinin. Yemin ediyorum sivrisinek gibisiniz ya. Bir bitmediniz gitti arkadaşım ya. Neyini bir şimdi? Ben ne yapayım arkadaşım? Git diyor işçi çalışanlardan. Ha bu hıyarın. Yani hıyar arkadaşlar, özür diliyorum. Ha bu hıyarın parasını topla diyor. Ulan zaten parayı sen veriyorsun onlara. Daha ne alayım ben bunlardan? Elin gariplerinden ya. Arkadaş, yani gözünüzü seveyim yani şu oyunu yapan da patrondan taraf olmayın ya, biraz emekçiden taraf olun ya. Hocam, bak kardeş kusura bakma, gözünü sevdiğimini bak, patron geldi, paramı neye verecek? Tıraş niye olmuyorsunuz oğlum siz tıraş? I'm here to collect the fee for the barber. Al, berberin ücretini almaya geldik. Dayım da benim gibi kelse, ne olacak şimdi? Thanks. Appreciate your cooperation. Teşekkürler işbirliğin için. Tamam, bu dayım verdi. Şu dayı bak. Dayım ihtiyar. Adam almış elini ispatulayı burada. Zımpara mı ispatula? Evet, ispatulayı almış. İskarpele değil. Rende'yi almış dayım işte. Hey pal. Derek needs you to pay the fee for the borcunu ödemeniz. Sure, here it is. İşte al. I don't want no problems. Next time try to pay on time, okay? Thanks. Neyse, tamam. Berbere olan borcunu diyor. Ne var yani patron tıraş ettirse ne olacak? Şu emekçi kardeşlerimi. Bunların sırtından para kazanmıyor. Dayıcım. Selamünaleyküm. Dayı. Hey. Derek needs you to pay the fee for the barber. You've got the wrong guy, pal. My wife cuts my hair. Yeah, that's sweet. But while you work here, you get a haircut when Derek says. Nasıl içeceğiz? Okay, okay, enough already. Here's your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Adam bastı küfür, al lan kodumun parasını, tövbe estağfurullah. Aha, tamam. Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Tamam, bu şanslı çocuk herhalde. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? No can do, pal. Derek wants his money. Abi, kesin dayak yiyeceğim. Kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Aynen öyle, dostum. Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Kill him! Ooo, dayım öldü. Vallahi paspas edecek. Lan! Allah dayı, ya müdür gözünüz bak, sen emekçi ben emekçi, ne olacak yani? Ulan şişko patron, buradan var ya dayak yiyip çıkayım var ya, o paranın hepsini alırım senden. Hocam, acıttı mı? Al bunu. Al bunu hocam. Bunu al. Yemedi mi? Şunu al. Al bunu o zaman hocam, al. Yapacak bir şey yok. Al bunu da. Kardeşim benim, kusura bakma. Şimdi herkes akıllı olsun diyecek bizim videocumuz. Tamam, sırada başkası var mı? Şu bilmem neyin berberine parası ödeme sorun olan var mı? Yokmuş.
Ulan dereyin parasının da. Ya kardeşim ya. Emekçi kardeşim. Yırttan olursa olsun hepimiz insanız. Dayım ne oldu sana ya? Ah bayıldım de gözünü seveyim öldüm filan deme ya. Ya arkadaş bu nasıl bir senaryo ya? Adam kaldı yalan yerde. Şimdi gideyim iki çanlı dereye çakayım mı arkadaşlar şöyle okkalı. Senin de paranın dala. Emekçi adamı sömürüyorsun sömürüyorsun. Bir de üstüne üstü para ver bir de para alıyorsun. Aynen ardımı öpsüm dedi derek. Lan. Here's the money, boss. İşte param patron. Good job. Here's your share. I watch you take care of Bill. You were good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? İyi dövdün diyor yani vatandaşı. Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Benim yeni yardımcımmış. Yeah, we'll do. Evet, söyledim. I'll see you later. Vito, I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Little Italy'deki Freddy'nin mekanına sür. Tamam, süreriz hocam. Taştan kapıyı. Lan. Burada değil miydi kapı? Bu taraf. Bu olabilir, şaşırabiliriz. Hocam. Lan. Lan. Benim arabayı ne yolun ortasında bıraktınız ha? Tamam yer nerede? Ben şuradan bir çıkayım. Buradan gidebiliyoruz değil mi? Ya da ben geldim. Hocam tamam hadi. Yerler kaygan Mehmet hocam. Gözünü seveyim. Ceza ödemeyek. Adamın verdiği paralı hayır yok zaten. Bir de gittik günaha girdik sevaba gireceğimize. Tamam. Deneme yapıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla birine çarpmayalım. Evet bornamız da çalıyor. Yoldan çıkmayalım yeter. Saatte 30 kilometre. Fazla hız yapmaya gerek yok. Aşırız adamı. Tahtalı köye götürür. Zaten polis amcalarda geziyor. Ama arabama söz. Dayıcım. Oradan araba geliyor idi. Buradan geliyor bu. Hocam sen geç, sen de geç, ben de geçeceğim sırayla. Lan yol versenize. Abi bunlar hiç saygı, bunlarda hiç saygı yok ya. Böyle sanacağım da. Selam müdür. Ve aldığımız parayı da alır bizden. Evet arkadaşlar, kırmızı ışıkta duracağız, yeşil ışıkta geçeceğiz, kurallara uyacağız. Her ne kadar? Dayıcım tamam geç yani, ne var ya? Müdür geç, polis dayıcım sen de geç, arabama çarpma. Klasik lan o. Ardını sat. Neyse tamam. Yer yok mu ya? Tamam. Hocam burada ışık yok ki. Aa teyze geçiyor. Dur dur bekle dostum, teyze geçiyor. Biraz saygın olsun lan yayalara. Artist. Teyze geç sen de ya.
Kesin dayımın da arabası bozuldu. Ne var lan? Yeşil yanıyor buradan. Yeşil yanmıyor muydu arkadaşlar? Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Geçeceğim. Evet, yeşil. Teyzem neyi bekliyorsun? Geçsene, kurban oldum. Durduk işte. Bak bize de kırmızı yandı. Tamam lan. Ne var? Artistlere bak ya bu. Ya arkadaş sistem hiç değişmemiş ya. Aynı mantık. Aynı mantık. Arkadaşlar burada nasıl ışıklar yandığı zaman hemen ardımızdan tıt 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 korna çalarlar orada. Meşhur yani burada. Bu dönemlerde de varmış. Demek hep varmış yani. Ne öğrenmişiz? Hiçbir şey öğrenmemişiz yani. O dönemden yani 1900 işte 40'lı 60'lı yıllardan öyle söyleyeyim size. Günümüz 2016'sına gelmiş. Ne değişmiş? Hiçbir şey. Aynı kafa. Dayıcım dur. Çizgiyi geçme bak. Yaya geçidi var orada. Ama çok güzel kar yağıyor arkadaşlar. Yani hani hava kar yağıştı, buzlu yollar işte kayıyor bayıyor ama yok. Gerçekten de güzel manzarası. İşte o yıllardaki atmosfer öyle söyleyeyim size. Tamam ya, ikinci viteste gitmenin bir anlamı yok. Lan ben yanlış gittim dayı. Biz kurallara uyalım dedik ama biz buradan U dönüşü yapsak ne olur arkadaşlar? Dayıcım kusura bakmayı ver ya. Lan ben buradan nasıl U dönüşü yapayım? Şimdi şu geçse... Hocam biz yolu kaçırdık, gözünü seveyim ya. Bir dursanız bir U dönüşü yapsak. Buradan dönüş var mı? Ben şuradan gideyim, oradan dönüyorum. Ayım da evet, kar makinesi. Bir bakalım arkaya. Evet, geliyorlar. Polis arabası mı lan o? Değil değil mi? Yok. Minimap'te görünmüyor, tamam. Abi bunlar ne vurdu kurban olayım, bir anda karınca sürüsü gibi oldu ya. Hocam, arkadaşım. Bir dursanız bir geçsek gözünüzü seveyim ya. Evet aynamız var doğru. Yok yok yok, polis amca geliyor. Hocam yani şuradan bir geçeydik ya. Senden sonra ben gazlıyorum abi. Hadi görüşürüz. Bu ne ya? Geri git lan. Sana da tutar. Lallo. Abla sen bir geç. Geri git. Yolu kaçırdık zaten ya. Bunların da yol vereceği yok. Evet arkadaşlar. Demin ne demiştik? Ne değişti demiştik? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmemiş. Lan! Hocam! Kaldırıma niye çıkıyorsun ya? Bitocuğum! Sakin ol. Sakin ol kardeşim benim lan. Lan! Abi yok, bu arabaya gar lastiği şart ya. Dayıcım tuzlayın, gözünüzü seveyim ya. Arabanın
Lan şaftı mı kaydı lan? Lastiğini mi patlattık? Ne oldu ya? Hocam bir dakika ya. Ya hocam ben diyorum da bana bisiklet verin diyeceğim de bisiklet de sürmez. Tamam buldum, kızak verin bana. Hayır abi acayip ya. Muhtemelen bunun kar yani vardı bir güdümeni vardır ya, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kesin hani bir kar lastiği bilmem ne vardır ya. Hocam ben buradan geçemiyorum. Lan arabama çarpma lan. Dayıcım sen de ta cehennemin dibindesin, gözünü seveyim mekanının ya. Arabayı da aldık, su motoru gibi çalışıyor. Tur 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 tur. Bekliyoruz öyle. Trafik çilesi bu yıllarda bile var arkadaşlar. İşte hani işinden evine gelenler, evinden işine gidenler, böyle trafik sıkıntısı çekenler. Doğal olarak burada da var. Hocam ben arabayı nereye park etsin? Sıkıntı olmaz. Yer buraya değil mi? Ben şimdi buraya çeksem. Dur ben gideyim arabayı şuraya park edeyim. Yok ondan olmaz hacım. Aynen. Park yeri doğal olarak. Yol ortasına park edelim mi? Tamam. İn arabadan. Oh. Yemin ediyorum kulağımın pasını sildi attı ya. Böyle ses mi olur abi ya? Lan! Yok bir şey yok. Silah ne lan? Mam tövbe estağfurullah. Manyak mısın oğlum sen? Hocam. Yer burada değil mi? Gel geri. Tamam aç kapıyı. Nereye gideceğiz? Nice to see you. Dostum. Bana bir çay versene ya. You want something to drink? Bir bardak bira yok. Alkolü araç kullan. Bir yudum bir skoç yok. O ne lan? Brandlika değil. Alman birası. Bir şişe bira. İyi kalite şarap, sıcak kahve. Heh, ondan ver. Ver bir tür. Kaç para? There you go. Drink up. Pardon dur. Gel nere? Bilardo oynayalım mı arkadaşlar? Hocam. Oynayabiliyoruz mu? Oynayamıyoruz. Yok. Biz nereye gideceğiz o zaman? Buraya yok. Buraya gidemiyoruz. O zaman yukarı çıkacağız kesin. Kesin yukarı çıkacağız. Vay. Hey, dostum. Where have you been? Hangi cehennemde? Sorma ya, yemin. Saatte 20 kilometre hızla geldim diyorlar. Yeah, why? Evet, the guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. İşte geliyor, don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hey, Joe. Selam, Joe. Adamımız bu mu? This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. Tamam, you vouch for him? Absolutely, Henry. I trust him with my life. Okay, listen, tamam, I got a job for you. Senin için bir iş the money's good. Parası iyi. Bana benzin kartları lazım. And worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get him? Benzin kartları. The Office of Price Administration. That's a federal government agency. Evet. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No, just trying to think of how we can pull it off.
Can't be that hard. Çok zor olmaz ya. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Angelo. Here's the address. Tell her to say. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. So what's the job pay? I'll give you 600 bucks for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Joe? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. Wait. This isn't some liquor store. Step up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see you. Good luck, Vito. Evet arkadaşlar, gideceğimiz yerde benzin kartları çalacakmışız. Hani federal bir yer diyor. Resmi bir yer. Hani öttürebilirler. Silah da kullanmayacakmışız. Tamam. Silah da kullanmayacağız, anlaşıldı. Ayvayı yedik o zaman. Ne yapacağız abi? Öpücük mü vereceğiz adamlara? He? Öpücük mü vereceğiz? Taş mı atacağız? Ne yapacağız hocam? Lan yeri şaşırdım. Ulan vereceğiniz paranın. Allah belanızı versin. Çık dışarı. Hocam, yer nere? Marino Angelo'nun evine süreceğiz. Tamam, nerede benim araba? Doğal olarak yakalanmamız da lazım. Hakkımız da hayırlısı arkadaşlar. Evet, ilk bağımsız görevimizi alıyoruz. Bağımsız derken işte anlayın. Yok yok, geri gel. Abla mı, teyze mi diyeyim, ne diyeyim, amca? Teyze misin? Neyse hadi gidelim. Amca bir şey yapmadım, gözünü seveyim ya. Yanından geçtik, rüzgardan bile intilem oluyor ya. Hocam. Dayım ne güzel sinyal veriyor. Biz veremiyoruz mu abi? Abi ben sinyal versem olmuyor mu? Hocam yanacağım mı? Arka kıyamet oldu. Dur teyze, ne giriyorsun, görmüyor musun ya? Sola dönüşte yaya yol verdi. Sağa dönüşte yaya yol ver. Dur ama çarpma, gözünü seveyim, dur. Hocam çizgiyi açmışsın. Çizgiyi geçmeyeceğim. Bak burada yaya, bak burada yaya geçidi var, gördün mü? O çizgiyi ortalamışsın. Tamam. Şimdi burada böyle araba kullanırken çok konuşuyorum arkadaşlar, heyecandan. Heyecandan öyle oldu. Hocam abi geçeyim de şu. Cam gibi ya. Buralar cam gibi olmuş. Yani nereye, bura mı? Dayıcım, yol bitti lan. Bir dakika. Yer orada. O zaman biz nereye park edeceğiz arabayı? Tamam hocam, şöyle kalsın makine. Dayıcım, bizi buraya çektik, ceza yazmayacaksın değil mi? Arabadan bir insek şimdi. Hocam, bitti mi? Polis amca, tamam. Cehennemin dibine kadar yok.
Ha. No 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 no. Pardon dostum. Pardon dostum, pardon. Yer bura mı? Yok. Bura mı? Yok. O zaman bu arada bir yerde yer. Yer arada bir yerde. Tamam. Evet. Kapıyı açalım. Marina'nın dairesini bulmak için kapı işaretini kontrol edelim. Kapat kapıyı. Ne var yazıyor burada kapı işaretini? Direkt geldik ya lan bur. Kapıya vur. Tık tık tık. Evet, nasıl yardım? Şey, merhaba bayan Eli. Temasın beni gönderdi. Fiyat yönetim ofisinde ufak bir sorun. Evet, bunu duymuştum. Benden ne istiyorsun? Bu gece içeriye girmem gerekiyor. Pekala, önce şu an hastanede kız kardeşim yoktu. Eğer beni oraya bırakırsan bilmen gereken her şeyi sana söylerim. Fiyat yönetim ofisinin tam karşısındaki sokakta, yolun üstünde. Vallahi kalp krizinden gitmezse trafikte bırakırız yani. Gel. Abla. Maria'yı Eton'daki hastaneye götür. Gel abla, gel. Gel Allah'ım ya Rabbim, gel. Gel. Gel abla şimdi. Bunlar yani, ben kapıyı kapatmıyorum, bunlar da kapı kapatmayı duyuyor. Benim arabam eski miydi ya lan? Bunu nereye vurdun? Neyse tamam. Sıkıntı yok. Gel ablacım. Lan abla nerede? Ya ne bekliyorsun kurban olayım, gel ya. Su yakmıyor, benzin yakıyor. Ablam da gayet rahat ya. Kordon boyunda yürüyor. Okay, let's go. And tamam, take it easy behind the wheel, all right? Bugünlerde I've seen the way you can drive these days. Merak etme, merak etme. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night. So you tamam, gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. Hocam. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. Abi gözüne seveyim, kimse bize vurmasın. Teyzeyi sağ salim götürelim. Teyzeyi sağ salim götürelim. Geç polis amca, sen geç, ben geçerim, geç sen. Sıkıntı yok. Kalsın çarpıyordum vallahi. Ne var? Sana da dedi. Görmüyor musun, yaşlı teyze var arabada, biraz saygılı ol ya. Zerre kadar değişmemişsiniz ya. Hocam. Yolu kaçır, yapacak bir şey yok. Arkada polis arabası var. Neyse dayı, sen oradan dön. Hiç vallahi hiç oralı olmadı dayı. Bizim arabaya da çarptı da. Neyse, ben sana gerekeni yapardım da. Şu an benim çok önemli bir işim var. Teyze kesin küfür edecek bana, o ayrı bir konu. Bura bizim yer değil mi? Aynen. Bizim mekan bura. Bura bizim mekan. Evimiz yani. Ya benim sinyal niye yanmıyor arkadaşlar?
Lan arabadan niye indin? Bin 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 geri bin. Lan! Lan silahı koy eline. Manyak! Bin şu arabaya ya. Silah çıkardık, görecek, öttürecekler şimdi bizi ya. Hocam. Manyak mısın desin Vito ya. Hocam sen. Benim bir sinyalim. Bir sinyalim bile yok. Anlıyor musun? Sana da fuck you lan. Artist. Zaten çömez araba kullanmayı bilmiyoruz. Korna çalıyorsun. Yol vereceğim bana. Yol benim. Sen soldan geliyor. Tamam, o kadar da biliyoruz yani. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Sağ ol Maria, görüşürüz. Fiyat yönetim ofisine gireceğiz, anlaşıldı. Ofise gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah batırmayız. Şimdi hocam. Yer nerede? Yakında. Bilmiyorum, kabul ediyorum. Tamam. Bin arabadan aşağı. Bin arabadan aşağı olsun. Hocam yer bura değil mi? Yer bura, anlaşıldı. Dur bir dönüşüm, şöyle gidelim. Sakin sakin. Arkadaşlar demin onu söyleyecektim. İşte şu araba kullanma olayı, klavyeden dönüş yapamadım. Doğal olarak gamepad'den rahat kullanabiliyorum. Fakat action'larda, silahlarda tabii ki doğal olarak klavye. Nereye tırmanacağız, buraya mı? Tırman bakayım. Tuvaletin penceresinden gireceğim. Zeynep, etrafta gardiyanlar mı var? Bak. Ne oluyor hocam? Ben oraya bakabilirim. Nereye gideceğim şimdi? Hocam, müdürün ofisinin anahtarı lazım. Hocam, gardiyanlar nerede?
tane karşıda görünüyor. Abicim. Burada bizi öttürmesinler lan. Adam oradaymış ya lan. Ama arkasından sessizce gidip eskisi hale getirebilirim. You got any plans for the weekend? Yeah. Gonna relax evet, and watch evde yeni televizyon izleyeceğim. But you bought a television? Dayıcım. Ne yapacağız şimdi bunu? Yok yok o tarafa. Lan. Dayıcım ben seni nereye götürebilirim? Tuvalete götürelim bana. Başka türlü olmayacak arkadaşlar. Tuvalette dadısının dadısında ama direkt adam iş olması ihtiyacını görsün orada. Uyandığında bakacak orada. Ulan ne karın arasıymış arkadaş. Ben solo burada nasıl aldım diyecek. Tamam burada ya. Al. Dayıcım rahatlıktan iptal olmuş burada. O olacak yani. Başka bir şey olmayacak. Bakacaklar dayım tam böyle hacdetini giderirken bayılıvermiş. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane bu tarafta görünüyor. Yukarıda. Bir tane bu tarafta görünüyor. Şimdi hocam. Dayıcım sen... Lan adam. Hocam. Kaç 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 kaç. İşi bok etti kaç. Kaç işi bok etti kaç. Lan cesedi bırak cesedi bırak. Kaç müdür kaç. Kaç polis gelecek kaç. Kaç hocam kaç. Lan çıkamıyorum. Hocam. Saklanabiliyoruz mu? Anlaşıldı. You know, I was having a good day till I met you. Polisi indirdik aşağı biz de ayva yedik çok güzel. Çok güzel. Ayıcı beri göremiyordum burada. Dışarıda. O dayım burada. Müdür. Yokum yokum ben burada yokum. Orada ne duruyor oğlum böyle? Armut. Hocam bu böyle olmayacak. Benim buradan müdür. Polis yok değil mi? Buram lan müdürün odası. Evet.
adam öldürdüysek biz para mara alamayacağız abi ya. Okay. This is the director's office. This is where the key should be. Ne alacağız? All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. Hocam kasa nerede? Gözünü seveyim. Kasa? Burada mı? Hocam kasa nerede? Bezirganbaşı. Hocam kasanlara. Yakalanırsak ayva yedik arkadaşlar. Ama doğal olarak para bar alamayacağız gibi bir şey. Bitti mi? Şimdi. Kaç? Kaç? This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. If you do not surrender immediately, we will open fire. Neyi çevirdiniz hocam? Neredesiniz lan? Lan nereden kaçacağım? Lan yürü git manyak. Koş 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 koş, durum arabiliyor musun? Hocam silahı yerine koy, gözünü seveyim. Koy da parı, koy da parı. Koy da parı. Hocam yok, yokum ben burada. Tamam yok, bir şey yok. Bin arabaya. Kaçtık. Ben bir dönüş yapalım kendimize. Affedersin arkadaşlar. Bir tanesi görmüş olabilir, arkamız dönüktü ama her şey olabilir arkadaşlar. Ben şuradan bir kıyafet dükkanına gideyim. İn aşağı. İn aşağı, her şey olabilir. Ben şuradan kıyafet dükkanına gideyim. Açık mısınız hocam? Ablacığım merhaba. Dükkana göz atalım. Hello. How can I help you today? Oha. 60 dolar. Sıradan takım elbise ne lan? 55. Yağmurluk 67. Derin mont alalım kendimize. Aynen. Anything else I can do for you? Tamam, neyse en azından tanımasınlar. Gitti 35 dolar. Oğlum var ya, sen bana parayı verme geri. Yemin ederim öttürürüm seni. Take care and come again.
Yok, kapıyı mapı. Tamam ablacığım, o senin güzel hatırına kapatmaz mıyım kapıyı kız? Başta katlattım, görüşürüz. Tamam. Atlayalım bizim takamıza. Bin şekerim. Lan taksi. Aynak yapma oğlum. Düzgün araba bu. Dayıcım siz ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır, olay mı olmuş burada? Allah Allah. Ne olmuş? Eyvah. Hocam kırmızı ışıktan mı geçtik biz ya? Vatandaş bize. Hocam yanacağım mı? Gözüne seveyim. Ağaç etme bizi ya. Bütün zaman bu videolarda gidiyor ya. Yani bu videolarda iki zaman ışıklardan dolayı böyle gidiyor. Çaldınız zamanımdan ya. Yol nasıl parlıyor ya? Bildiğim buz arkadaş. Hocam. Geldik. Ne yaptın diyecek. Hocam yüzümüze gözümüze bulaştırdık diyeceğiz. Yani iki tanesini öttürdük. Yapacak bir şey yok diyeceğim yani. Ne yapayım? Müdür. Joey. Hocam biz batırdık işi ya. Mom, how'd you make out? Things got out of hand. There's nothing I can do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. And that date is tomorrow. So, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait, if you can get them to the gas station attendants by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. You don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit happens, doesn't it? Look, you pull this off, I won't forget it, trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. Hocam, gece yarısı olmadan benzin kartlarını benzin istasyonlarına sat. Valla, müdür, saat 23:21. Tamam, onu hallederiz, sıkıntı yok. Onu hallederiz ama bir dahaki bölümde. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım böyle heyecanlı bir bölüm olmuştur. Ne kadar çömez gibi araba kullansam da yapacak çok fazla bir şeyimiz yok ya. Kar bu karda buzda arabalar o zamanınki teknolojide kayıyor abi. O bir de tır 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 değiştireceğim ben arabayı kullanmayacağım. O ne abi öyle? Hani jip falan mı alsak acaba garajdakinden? Üstü açık ya. Vito çocuğu sonra Vito sünüzit olur. Burnu akar grip olur kardeşim benim. Ha, sonra benim gibi hasta olmaz. Neyse. Umarım beğenerek izlerseniz arkadaşlar videoları. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle yeni izleyen arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Daha güzel videolar gelecektir zamanla. Her ne kadar oduncu olsak da çözeceğiz yani bizim işi. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenliklerle kalın. Görüşürüz arkadaşlar.